Soul diye bir animasyon izledim demiş. Ben onları çok seyrettim. Artık beni hiç sarmıyor. Soul'u mesela çok çok kişi beğendi. Genel olarak beğen beğenilen bir animasyon. Otur şeyler artık beni sa sarmıyor. Sarmamasının sebebi aslında birebir konu olarak aynı bir sürü animasyon var. Sadece türünü değiştiriyorlar. Soul'un nasıldı? Konsepti tam hatırlamıyorum. Üzer üzerinden vakit geçti ama işte mesela Inside Out var. Orada işte insanın içindekiler aslında normal canlı şeylermiş. İşte Toy Story'den mesela ilk çıkmıştı. Toy Story'de şeydi ya, oyuncaklar aslında gerçekmiş. Ve onun böyle türevi olarak o kadar çok şey oldu ki. Yani çıkan her türlü, her Pixar şeyi o zaten. İşte Zootopia. Yani neredeyse konsept olarak birbirlerine aynı. Ondan sonra işte kurallar koyuyorlar. İşte şunu yaptığın zaman bu oluyor, bunu yaptığın zaman bu oluyor falan. O yüzden artık Pixar seyretmemeye başladım ben. Çünkü ne olacağını biliyorum yani. Ama şeyin farkındayım. Sol en çok sevilen animasyonlardan bir tanesi. Yani animasyonlar herhalde çocuklara hitap ettiği için sürekli yeni bir şey bulmalarına ihtiyaç duymuyor. Bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü çocuklar şey demiyor ki ulan 5 tane aynısını seyrettik. Öyle bir şey demiyor çocuklar. Çünkü sıkılana kadar zaten büyümüş oluyorlar. Benim elimde hani ileride diyorlar ya animasyon. Ben onu hep düşünüyorum biliyor musunuz? özellikle benim gibi böyle bu işi düşük bütçeli yapan insanlar için tabii ki live action yani e, gerçek film yerine animasyon teknolojisi çok daha gelişecek büyük ihtimalle. Yani yapay zeka animasyon yapma daha gelişecek büyük ihtimalle gerçek filme nazaran. Ama animasyon benim ilgimi, animasyon yapmak daha doğrusu. Benim ilgimi çok fazla 3D animasyon olsun, herhangi bir şey olsun. Çok fazla çekmiyor. çekmiyor. Çünkü genelde yapmış olduğum filmlerde çekmiş olduğum filmlerde, çekmek istediğim filmlerde pardon. Şeyi göstermek istiyorum. Yani insanlar, ulan bunu da yapmış adamlar. Bunu nasıl yapmışlar? Of setlere bak falan desinler istiyorum. O yüzden animasyon çok ilgimi çekmiyor. Mesela çok iyi bir dövüş sahnesi yapacaksın. Aksiyon filmi tamam mı? Çok iyi bir dövüş sahnesi yapacaksın. Seyreden insan uf ne biçim yapmışlar falan. Raid filmi mesela. O nasıl Jackie Chan filmleri gibi. Uf be adamlar nasıl yapmış. Ya da işte şey. Mad Max Fury Road'un aksiyon sahnesi ya da Terminator 2'nin işte o helikopter köprünün altından geçme sahnesi. Uf uh, herifler nasıl yapmış falan diyorsun ya. Ya da işte pencereden atlıyor helikoptere tutunuyor falan. Nasıl yapmışlar la ooo falan diyorsun ya. İşte ya da şey Terminator 2'de motosiklet şeyden iniyor. O kanal su kanalı var ya orada iniyor su kanalına iniyor falan. Hani onu yapmış standları yaptıkmışlar yani. O yüzden onlar çok daha hoşuma giden şeyler. 90'ların filmlerini 80'lerin filmlerini ben Gerçekten sevmeye daha yatkınım. Onların da çok leş filmleri var, onu biliyorum. Ve bunu oturup düşündüm. Neden? Neden mesela yeni 2020'lerde, 2010 2010'ların filmleri bile çok kötü değildi. Ama öyle 2015'ten sonra mesela ne oldu? Neden mesela Term Terminator Dark Fate, yeni Terminator neden nefret ettik yani? Güzel film dedikleri filmlerin bile birçoğu umurum, umurumda bir değil benim yani. Mesela yeni ninja kaplumbağaları çoluk çocuk seviyor. Hatta eskisini burun kıvırıyorlar falan. Anlayabiliyorum neden burun kıvırdıklarını. İnsanlar çünkü çok şey oldu ya. Zaman geçtikçe daha yüzeyselleşiyor. Belki ondan. Belki de çocuk oldukları için. Ve yeni ninja kaplumbağalar daha böyle renkli renkli. Daha böyle işte uçmalı, kaçmalı, müzikli bilmem ne. Belki ondan. Bilemiyorum. Belki onlar da büyüyünce doğru yolu bulacaklar. SCW olabilir mi acaba? O zaten öyle ama sadece o değil. Gerçekten çekim teknikleri bile çok değişti. Çekim teknikleri bile çok değişti. Onlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Filmlerden bahsederken onlarla ilgili konuşacağız. Yani mesela 80'lerin tarzı ya da 90'ların tarzı film yapmayı seviyorum dediğinde ya da o tür filmler yapmak istiyorum dediğinde benim de kafamda aslında o var. Bu şey anlamına gelmiyor sadece. Onların kullandığı kamerayı kullanmak istiyorum. Ya da onların müziklerini kullanmak istiyorum. Anlamına gelmiyor. Onların gerçekten bir tarzı var. O tarzla ilgili konuşacağız. Falan filan. Atakan Çıtak. Belki söylemişsindir ama bence yeni ninja kaplamalarına Rafael güçlü kadın olur gibi. Yoksa Rafael kendini kadın mı ilan etti? Mesela en son. Bak bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim abi. En son Ninja Turtles Mutant Mayhem çıktı. Zenci April. Ne gerek var? Ne gerek var? ne gerek var? Represent ne gerek var? Ne gerek var? Kimse bak kimse çıkıp bunu bununla ilgili bir şey diyemiyor. Çünkü bununla ilgili bir şey dediğin sen zencilerden nefret mi ediyorsun? Siyahi insan bireylerden ne ne gerek var? Bak kimse çıkıp bunu söyleyemiyor ha. Yani bizim kafamızdaki yabancı e, youtuber'lar da söyleyemiyor. Irkçı damgası yememek için. Ya işte e, orijinali çok sadık kalmamış falan filan böyle. Bu şekilde hayır söyle açıkça söyle ne gerek var? April sen neden alıp zenci yap? Neden? Neden? Neden abi? Ne gerek var? En son Donatello ile April'ı sevgili gördünüz mü o? Nickelodeon'da mıydı o? yapmışlar? Öyle bir imkansız aşk mı olmuş? Sadece ve sadece benim için gerçekten sevdiğim bir tane Ninja Kaplumbağalar filmi vardır. O da 1990 yapımı olan. Onu tekrardan seyrettim. Dayanamadım tekrardan seyrettim ve 40 yaşından sonra o filmi seyredip neler hissettiğimi yorumlarımı bugün yapacağım. Ve tekrardan şeyimi vereceğim, puanımı vereceğim. Biliyorum bir tane uzun metaj animasyon vardı. 2007'de mi çıkmıştı? Şöyle o da güzel. Benim çok çok şeyime gitmedi. Yani kötü diyebileceğim bir özelliği yok. Güzel, seyredilir. Hani Ninja Kaplumbağa sevenler seyretsin. Ama şöyle yani Nickelodeon olduğu için yine çizgi film. Şey film de çünkü. 90 yapımı olan filmdi. Çizgi film olduğu için sadece çekimlerden dolayı değil, aynı zamanda konseptle Nickelodeon olduğu için tabii ki light olmak zorunda, zorunlu olarak light yani. Şeyin e, orijinal 90 90'ların e, Ninja Kaplumbağaların darklığı yok yani. O yüzden benim gözümde hala da 1990 ve ben hayallerimden bir tanesi, hani e, Karate Kid'in devamı olarak Cobra Kai yaptılar ya. Ben de çok isterim 1990'ın devamı olan bir dizi. Konsept konu bile aklımda yani. Konsepti konusu bile aklımda. Wonder Waffe. yeni Juliet'in halini öyle Mike Tyson gibi kadın bulmuşlar. Ben şeye şaşırdım. Neden kadın? Ne kadar gericisiniz? Neden kadın? Ne demek kadın? Siz şimdi heteroseksüel, heteronormatif misiniz? Ergün Suatır. 80'e demişken yani hazır erlikle The Thing incelemesi yapmışken senden de bir kuple The Thing hakkındaki düşünceni alabilir miyiz? Biz The Thing'i şeyde seyrettik daha yeni. Ee, Halloween'de seyrettik. 31 Ekim'de 31 Ekim'de seyrettik arkadaşlarla birlikte. Onunla ilgili konuşmuştum ama o dönem konuşmuştum tekrar. En korkunç film olmasa da en kaliteli korku filmlerinden bir tanesi. Zaten en korkunç film bence en korkunç diye bir şey olamaz insanla göre değişir. Birçok kişi bunu söylüyor zaten benim için de bu geçerli. İnsanla göre ve seyrettiğin duruma göre geçerli. Benim en çok mesela tırstığım filmlerden bir tanesi Blair Cadısı'ydı. ilk Blair Cadısı. Ama şu an seyretsek korkmayız. Çünkü bin tane found footage filmi çıktı artık. İnsanlar falan footage'a alıştı yani. Ve hatta onu görüyorum biliyor musunuz? Yeni yeni yorumlar yapılıyor böyle. Ya bu Blair cadısının niye böyle şey yaptılar ki? Niye böyle büyüttüler ki? Overhyped falan diye. Overrated falan diye konuşuyor insanlar görüyorum. Mesela eğer Alien biri ben sinemada seyretmiş olsaydım mesela ona da altıma sıçardım yani. Çiseleyen yağış yakıt tasarrufu hava durumu. İsmi gittikçe evrimleşiyor. Gerçekçi biri olduğumdan hiçbir korku yapımına korkamıyorum. En fazla dram ve trajedi içeriğini ağlayabilirim o kadar demiş. Evet. Korkudan korkabilmek önemli. Benim aklıma bir iki tane konsept var. Onları oldurmak istiyorum. Ciddi anlamda gerçekten korku filmi olabilmesi için. Bir tanesi neyse söylemeyeceğim. İkinci bir tanesi de bir tanesi değişik bir konsept. Nasıl olduysa neden şimdiye kadar yapmadılar bilmiyorum. Benzerleri yapıldı ama benim tam benim düşündüğüm şey yapılmadı. İkincisi de gerçek olduğu iddia edilen bir olay. Onun üzerine bir film çekmek istiyorum. Gerçekten altı sıçırtıcı bir olay o. Çünkü gerçek mi ne? Alien mı ne bu? Mesela onun filmini çekmek istiyorum. Şöyle yakışmaz mı bize? Harbiden altı sıçırtıcı bir korku filmi. Ama böyle şey değil. Hani gore filmi ayrıdır. Gore filmleri de güzeldir bu arada. Body horror'lar, gore filmleri vesaire o ayrı bir şey. O da güzel. Creature feature'lar bunlar da güzel. Ama gerçekten altı sıçırtıcı, korkutucu, seyreden insan böyle tüyleri diken diken olucu. Anın sikeyim falan dedirtici. O apayrı bir olaydır. Onu ne gore tek başına yani. Tek başına ne gore ne tek başına yaratık ne creature feature. Yok. Şunu hep düşünmüşsünüzdür değil mi arkadaşlar? Mesela mantıken mantıken Godzilla bir korku filmi olmalı. Neden? Godzilla yürüdüğüm bütün şehri yok edebiliyor, değil mi? Godzilla yürüdüğüm bütün şehri yok edebiliyor. Çok 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 büyük bir tehlike ama korku filmi diye geçmiyor. Ama mesela bir adamın böyle bir karabasanı, tek bir adam musallat olmuş bir karabasan ile ilgili mesela bir film çeksen o korku filmi diye geçiyor. Tek bir adama musallat olmuş ve hani öldürecek mi, öldürmeyecek mi o bile belli değil. İnsan psikolojisi böyle. O yüzden çok fazla kan, çok böyle aşırı efekt, çok bilmem ne aslında en çok korkutma gereği olmuyor. Zaten olsaydı cin filmleri. Biliyorsunuz değil mi bizdeki cin filmlerinde çok fazla bağırırlar. Dur kanka çok bağırayım da çok korksun adamlar. Anladınız. Bir iki tane hatırlıyor musunuz? Ok gibi film döneminde seyretmeye çalışmıştım. Abi yani kulağına kulağına bağırıyor. Mesela bir cin birini öldürmüş onu gösteriyor. Ha, 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 yeter ama yok sus korkmuyorum. Dur biraz biraz daha varayım belki korkarsın. Ha, ha, Korku filmi diye geldik kanalda dizi çıktı. Sen bana herkesin içinde öyle davranamazsın. Davranırım. Cinler kavga ediyor. Sen benim mekanıma gelip benim adamlarımın önünde bana öyle Aman aman diye bağırsa korkarım. Şey mi? Anam 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 Ben onu koyacağım korku filmine. Ses olarak. Cin efekti. Cin sesi efekti olarak. Yeter. 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 <laughs> Büyüyü izledim. Büyünün çok ilginç bir yanı var. Yazık. Şu bakımda neden yazık olduğunu birazdan söyleyeceğim. Çıktığı dönemde uzun bir süre en kötü yani gelmiş geçmiş sadece Türk filmlerinin içinde değil. Bütün filmlerin içinde en kötü 10 film en kötü 20 filmine içindeydi. Bir nokta bilmem kaçta. Ve şöyle bir özelliği var. 5 tane Türk filmi vardı abi. 4 tanesi Mehmet Ali Erbil'li. Düşünsene abi ne kadar aşağılayıcı bir şey. Mehmet Ali Erbil'siz yani o en kötü filmler listesinde Mehmet Ali Erbil'siz tek filmsin. Ne kadar kötü olman lazım. Ama ben onu seyrettim abi. Ok gibi film kategorisinde seyretmiştim. Şimdiki leş cin filmlerinden gerçekten daha iyi. Harbiden daha iyi. Bir şeyler var çünkü. Bir şeyler oluyor en azından. Ondan sonra cinsiz mesela korku filmi yaptılar. E ondan biraz umutlandık. Neydi o? Portrenin sırrı mı? Öyle bir şey. O da ekşici korku filmi çıktı. Hani şey demiştik ya arkadaşlar. Piyasa dengesini buluyor diye. Cinli filmler için de aynısı geçerli. Bir dönem vardı mesela 10-15 sene önce konuşuluyordu bu. Bir cinli film çektiğin zaman onun böyle minimum bir seyirci kesin oluyor. O yüzden böyle çok siktir boktan çok düşük bütçeyle bile çeksen kâra geçiyorsun deniyordu. Ama şu anda o, inanmıyorum ona. Şu anda çakılıyordur artık çoğu cinli filmler. Çünkü artık normiler bile sıradan cin filmlerinden korkan insanlar bile artık cin filmlerine doydu. Çok çok fazla arkadaşlar sizin bilmediğiniz cin filmi var biliyor musunuz? Ben mesela bir arkadaş görüyorum. Ya da işte oyuncu olmak isteyen bir arkadaş. Diyor ki abi ben cinli filmde oynadım. İsmini söyle bilmem bir cinli film 4. Böyle bir şey mi varmış? Ha pardon o 4 demiyordu. O sadece adını söylüyordu. Başka birisi ondan sonra. Başka birisi eski oyunculardan böyle. O oynamış mesela. O işte hiç hayatımda duymadım bir cinli film ismi 4 mesela. Onu dördüncüsünde oynamış. Yani bunların hepsi şeye geliyor mu? Bazıları bunların sinemaya da geliyormuş. Ama haberimiz bile yok. Böyle bir iki şeye de oynuyor çünkü. Çok çok az. Yani her şehirde bir sinema bile değil. Büyük şehirlerde birer sinema, işte küçük şehirlerin birçoğunda yok falan. Bazıları direkt YouTube'a düşüyor. Hiç kimse kabul etmiyor. Ama yani gerçekten çok kötü filmler ya bazıları. Yani şu bir ayıp aslında. Bizim arkadaşlar arasında çekmiş olduğumuz Beyaz Ab. Beyaz Ab arkadaşlar literally bak Beyaz Ab filmi literally gerçekten gerçekten benim kamera ekipmanı toplayıp çevremdeki arkadaşlara da kanka film çekiyoruz. El atar mısınız dediğim onlara böyle alet şeyi kullan, mikrofon kullanmayı, ışık tutmayı falan gösterdiğim. Ondan sonra da işte şeydeki Çili'deki tiyatro kursundan da oyuncu topladığım ve çevremdeki de arkadaşlardan da böyle bak senin tipin şuna uygun gelsene oynasana falan deyip de oyuncu topladığım bir film piyasada o kadar çok film var ki bu filmden çok daha düşük prodüksiyon gözüküyor. Nasıl olabiliyor bu iş? Ve kamera arkalarına falan bakıyorsun. Harbiden böyle bir rejisi var bilmem nesi var. Ses departmanı var, cartı var, curtu var. Yönetmen böyle şeyden seyrediyor. Yönetmen monitörden, farklı odadan monitörden falan seyrediyor. Hepsinin ekipmanını almışlar, toplamışlar. Kocaman kocaman Sony kameralar falan var. Makyajcısı ayrı, şeycisi ayrı. Biz makyajı bile kendimiz yapıyorduk. Ben Kendi üstünü 3 kere denedim makyajı. Eşim benim üstümde yaptı 3 kere. Yani hiçbir piyasadaki hiçbir filmin bizden daha amatör gözükmeye hakkı yok piyasadaki hiçbir filmin bizden daha amatör gözükmeye hakkı yok. Ama o kadar çok böyle ki. Ve daha da ilginç bir şey söyleyeyim size. Birçok Amerikan filmi de öyle arkadaşlar. Özellikle bakınca görebiliyorsunuz ama. Çünkü normilerin önüne düşmüyor o filmler. Amerikan filmi dediğin zaman herkes Hollywood filmi sanıyor çünkü. Sinemaya gelen Hollywood filmleri sanıyor. Ama öyle filmler var ki bu filmler DVD'lerde satılıyor. Vizyona girmiyor. DVD'de satılan var. Bir de bu paralı siteler var ya. O oralara yüklenenler var. Bakıyorsun ve o kadar ilginç ki bak. Amerika'daki şeyin ilginçliği bu işte. Bak adamlarda ne doğru düzgün çekim var. Ne doğru düzgün ışıklandırma var. Ne doğru düzgün ses var. Ne doğru düzgün müzik var. Tost makinesi mı çektin amk diyorsun. Ama mesela stripper var. Açıyor ama açıyor böyle. Ya da böyle şey sahnesi var. Tokuş sahnesi var. Yani hiçbir şey bulamadın. Kamera bile bulamadın. Onu nasıl buldun sen? Ya da mesela cinayet sahnesi var. Çırılçıplak kadın var mesela. Onu bulmuşlar. Kamera bulamamışlar ama. <laughs> ya da mikrofonu tutmayı bilmiyorlar daha. Ama mesela SWAT şeyi var. SWAT minibüsü var. SWAT minibüsü ellerde böyle SWAT full SWAT kıyafetli. Ellerde makinalı tüfeklerle falan böyle adamlar çıkıyor falan SWAT minibüsünden. Ama kamera doğru düzgün değil. Ama sesleri duyulmuyor. Konuş, konuşmalarda ses duyulmuyor falan. Oyunculukların aşırı kötü olmasını geçtim zaten. İnanılmaz kötü oyunculukları zaten geçtim. Ama inanılmaz kötü yani. Hani çok büyük ihtimal siz şu an kendi aranızda komiklik olsun diye film çekseniz daha iyisini çekersiniz yanlışlıkla. Ya yani Amerika'da da aslında var. Neden? Çünkü imkan çok ya abi. Hani her önüne gelen film çekebiliyor. Biraz para biriktiren. Biraz da böyle özgüven varsa abi oluyor. Bizden bile daha çok aslında. Onların leş filmlerinin sayısı bizden daha çok aslında. Bence stripper'a stripper saatliğinin parasını vermişlerdir. Büyük ihtimal adam girmiş strip club'a. Oradaki bütün kadınları kiralamış. Şeyi hatırlıyor musunuz? Onu konuşmuştuk abi. Onun geyiğini yapmıştık. Araplar çekmiş. O da böyle. Hiçbir şey yok abi filmde. Yani sözde aksiyon filmi ama hiçbir şey yok. Kamera mamera. Hiçbir şey yok. Ama gerçek bazuka kullanmışlar. Gerçek bazuka kullanıp gerçek ev havaya uçuru uçuruyorlar. Kulübe gibi böyle. <laughs> Herkeste ne varsa. Abdullah yazdım detaylı yazayım. Türkiye'de o tip filmler birkaç sinemada giriyor. Kara para aklıyorlar. Film çekerek ya da dizi falan çekiyorlar. Yapımcı olarak demiş.